Başlıyoruz. Tamam, affedersin. Merhaba. Dur, daha gelmedik. Onay verdim ben canlı yayına. Geldik. Geldik mi? Merhaba. Merhaba. Selamlar. Hoş geldin Aynurcuğum. Hoş bulduk. Senin konuğun olmak çok keyifli gerçekten. Ben de çok heyecanlıyım. Şu anda seni konuk ettiğim için inanılmaz derecede heyecanlıyım. Nasılsın? Ben çok iyiyim. Roller değişti. Bu seferlik böyle oldu. Umarım Evet. böyle devam eder. Biraz da ben içimi dökeyim. Hep sizler söylüyordunuz. Ben istiyordum. Artık arkadaşım sağ olsun bu durumu gözlemlemiş. Bana dedi ki bence sen de anlatmalısın. Sen dedi artık soru sorma sen anlat. Teşekkür ediyorum kendisine. Biraz da ben anlatayım. Çok teşekkür ederim beni Evet. davet ettiğin için. Evet. Ben teşekkür ederim. Bu akşam bize çok önemli bir konu anlatacaksın. Konumuz ne? Jüpiter, en Jüpiter. sevdiğim gezegen, en büyük iyicil. Sen de benim Jüpiter'imsin zaten. Sen her ne kadar Neptün'ü çok seviyorsan da ben Neptün'den birazcık geri kaçmaya çalışıyorum. Benim de favori gezegenim Büyük iyiciliğimiz bizim. Evet. Yani insanın kendi içerisinde de var bu Jüpiter arketipi olarak düşünecek olursak. Haritalarımızda da var. Hepimizin haritasında bir Jüpiter var. Kendi içimizde de var, hayatımızda da var dolayısıyla. İşte bunu belirlediğimiz zaman, bu arketipin kim olduğunu belirlediğimiz zaman yaşam daha kolay oluyor. Ona göre bir ilerleme sağlıyoruz. Böyle. Şimdi haritalarımızda da zaten çok önemli. Biz Satürn'ün sınavlarıyla gelir, Jüpiter'in sınavlarıyla çıkıyoruz buradan. Burada bizim işte Jüpiter'imizi anlamamız için bize neler tavsiye edersin? Şimdi haritalardaki Jüpiter'i anlamak için aslında öncelikle Jüpiter'in mitolojisini bilmek, arketipini bilmek gerekiyor. Yani haritada ona bir yorum yapabilmek için ya da haritadaki Jüpiter'in ne olduğunu anlayabilmek için genel olarak evrensel Jüpiter arketipini bilmek gerekiyor. Daha sonra bunu haritanızda hangi eve, hangi burca oturduğuna göre yorumlayabilirsiniz. Şimdi biz aslında çok fazla astrolojik kısmına girmeyeceğiz bu canlı yayında. Çünkü ben birazcık daha işin mitolojik ve tasavvufi kısmına girmek istiyorum. Bu arada mitolojik dediğim zaman mitoloji uzmanları, mitoloji tezi yazmış, sunmuş, doktorasını yapmış dostlarımızdan çok özür diliyorum. Ama onların bu verdikleri şevk sayesinde mitolojiye böyle heveslendim ve ilgi duymaya başladım. Çünkü gerçek hoca dediğin aslında kişiyi özgür kılandır. Yani kişiyi kendisine bağlı kılan değil de kişiyi özgürleştirendir. İsim vermek istiyorum bu konuda. Tabii ki de Ezgi hocamız, Gülşah hocamız, Sevcan hocamız mitoloji konusunda. Bunlar benim rehberlerim, rehber öğretmenlerim. Bunların sayesinde böyle mitoloji rahat rahat konuş. Aslında keyif alıyorum mitolojiden daha doğrusu. Rahat rahat konuşabilirim derken çok bilmiyorum ama keyif alarak mitolojiyi anlatmaya çalışıyorum. Zaten mitolojinin aslında temeli belli başlı şeyleri vardır bunun. Hani böyle evin direkleri gibi belli başlı bir hikayesi vardır ama üzerine ne eklerseniz ekleyin. Çünkü zaten İskandinav'da değişiyor. Bu ne bileyim Sümerler'de, Babiller'de sürekli değişiyor. Aslında ama o temel aynı. Hani o evin bir direği var. Üzerine ister farklı renk boya, yıllar geçiyor. Üzerine başka bir renk boya atıyorlar ya da ne bileyim işte farklı bir şekilde dizayn ediyorlar ama evin ana çatısı aynıdır dolayısıyla. Yani dediğim gibi önce mitolojisini anlamak gerekiyor. Yani Jüpiter'i anlayabilmek için. Ki ben mesela haritalarda Jüpiter'in
Aslında açıları biliyorsun ki hangi gezegene dokunursa o gezegenin özelliğini büyütüyor. Çoklama Evet. enerjisi var çünkü. Evet. Zaten astronomik olarak da gezegenlerin en büyüğü biliyorsun Jüpiter ve Koruyucu. aynen o yüzden koruyucu, iyicil, en büyük gezegen ve gaz kütlesinden oluşuyor. Yani normal şartlarda bir tanrıyı ve ilahiyi anlatıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani içerisinde bir toprak tabakası yok. Yani gaz kütlesi tamamen. Yani gözle hani elle tutulur bir yeri yok. Yani Jüpiter'in açıkçası. O yüzden ilahiyle özdeşleştiriliyor sürekli. Ve şöyle bir şey var Yasemin. Güneş'i astrolojik olarak gezegenlerin kralı deniliyor, tamam mı? Mitolojik hikayelerde. Jüpiter'e ise tanrıların kralı adı veriliyor. Yani Hint terimlerinde zaten genelde bu daha fazla geçiyor. Hint terimlerinde iki tane kral var. Birisi Güneş, birisi Jüpiter. Aslında bunu nasıl haritalarda mesela bunu yine haritaya bağlayacak olursam yani gerçekten bu mitolojiler haritaya çok rahat bağlanabiliyor. O yüzden hemen bağlayası geliyor yani insanın. Ne kadar astroloji değinmeyeceğim dersem de astrolojiye gidiyor yani ucu. Şimdi mesela hani haritamızda iki tane tanrı olmuş oluyor o zaman gezegenlerin tanrısı ve tanrıların tanrısı. Tanrıların tanrısı dediğin zaten bütün gezegenler mesela Merkür Hermes tanrısını anlatıyor. İşte Venüs Afrodit tanrısını anlatıyor. Bunlar tanrıçalar değil mi yani? Evet. Onların işte kralı olan Jüpiter. Gezegenleri gezegen olarak görecek olursam, Jüpiter'i gezegen olarak görecek olursam, Satürn de dahil olmak üzere haritada hepsi Güneş'e hizmet ediyorlar. Gezegen olarak görürsem de Güneş onların yöneticisi ve kralı. Dolayısıyla buradan astrolog arkadaşlarım bir okuma çıkartacak olursa şurayla bağlayabilirler. Yani benim ne demek istediğimi bir üst versiyondan Ay ve Satürn ile bağlayabilirler. Nasıl biliyor musunuz? Ayın 27,5-28 günlük bir döngüsü var ya aylık. Evet. Satürn'ün de 28 yıllık bir döngüsü var. Anlatmak istediğim mikroda Ay, makroda Satürn'ken mikroda Güneş, makroda Jüpiter'e bakacağız. Yani haritaları yorumlarken bunlar ekstradan bize gerçekten çok güzel veriyi sağlamış oluyor. Yani güzel şeyler bu bakış açıları. Ben buradan da bakmalarını isterim arkadaşlarımın. Yani aslında Yay ve Balık burcunu yönetiyor. Hadi astrolojiye sordun diye Girelim girdim. astrolojiye Hani girelim aslında astroloji. senin Neptün'ün, meşhur Neptün'ün o zamanlar keşfedilmiyor tabii daha yok. Neptün yok. O yüzden dolayısıyla Balık burcunu da Jüpiter yöneticiliğine veriyorlar. Farkındaysan Balık burcu su elementi, Yay burcu da ateş elementi ve Jüpiter'i onlara yönetici olarak atfediyorlar. Yani kadimler bir şeyler biliyorlar ve bunların hepsi aslında yani bilmek yanı sıra hani hiç bilmiyor bile olsalar bazen astrolojiye inanmayan arkadaşlarımız çıkıyor ya. Burada da o arkadaşlar eş zamanlık çalışıyor o zaman. Yani eş zamanlık astronomik olarak bir gaz kütlesi var. Astrolojik olarak da yay dediğimiz şey ateş elementi, balık dediğimiz şey su elementi. Yani burada bir toprak bulunmadığı için bu bir eş zamanlık ve eş gösterge olmuş oluyor. Yani böyle bir durum var. Dolayısıyla Jüpiter hem zodyağın tamamlayıcısı olan balık burcuna hem de Olimpos'u anlatan işte yine bir mitolojiye geldik. 9. ev yay burcuna yönetici olarak atfediliyor. Yani özünde aslında Jüpiter bir kral ya da bir baba figürü yani halkın koruyucusu olarak resmediliyor. Evet. Devam edeyim mi? Tabii, evet, ben keyifle dinliyorum. Şimdi aslında Jüpiter'in gerisine bakmak için yine çok değerli hocalarımın anlatımlarından. Tabii gönlüm ister ki onlar anlatsınlar. Arkadaşlarım onlardan dinlesinler. Çok istiyorum hepsinin Ama şu tanınmasına, anda biz de senden dinlerken bunu keyif duyuyoruz. tanışılmasına. Çok teşekkür ediyorum, sağ Valla olun. ben çok keyifle dinliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bunlar Jüpiter ve aslında iki kardeşi Hades ve Poseidon. İşte meşhur Neptün aslında Neptün çevrilecek olursa gezegene. Mesela bunlar çağlar boyunca aslında ataerkil dini ve politik düşünceyi sembolik olarak temsil ediyor.
nasıl başladı? Biraz daha temeline ineceğim şimdi yavaş yavaş. Evet. Şimdi Babil metinlerinde Jüpiter Tanrı Marduk kendi evren metinlerinde. Yunan mitolojisinde ise bir Uranüs var. Yani o ateş ya da ne bileyim o kıvılcım Uranüs kaos aslında kaos Uranüs açıkçası yani daha nasıl anlatabilirim kaos yani başlangıçta Uranüs vardı yani kaos vardı sonra ne oluyor biliyor musunuz kozmos geliyor yani toprak ana yani Gaia şeyde şöyle geçiyor metinde tam olarak geniş sinesiyle Gaia yani yeryüzü Uranüs'le birleşti diyor. Böyle bir metini var. Yani ben mitoloji okurken tüylerim ürperiyor. Hoş, çok keyif alıyorum yani. Bunlar birleşmişler Yasemin. Tartaros oluşmuş. İşte bu karanlık veya cehennem ya da cahiliyet diye de çevrilebilir. Yani mitolojiyi nasıl çevirirsen çevirebilirsin. Nereye istersen oraya gider. Eros doğuyor. Aşk doğuyor yani. Nikis denilen gece. Ve Ater, Aiter diye geçiyor. Hava, Hemera denilen gündüz ve Fobe yani altın taçlı kişi ve güzel anlamına gelen Tetis doğuyor. Onların ardından çocukların en kurnazı ve en yaramazı diye adlandırılan Kronos doğuyor. İşte bu saydıklarımın kardeşi Kronos yani bizim Jüpiter'imizin babası olacak. Daha başlangıçtayız yani. Şimdi Uranüs biraz şehvet düşkünü ve Gaia da bu durumdan çok memnun değil. Dolayısıyla annesi çocuklarını örgütlüyor. Diyor ki hani bu babanız sizin çok günahkar diyor. Ben diyor size gri çakmak taşından bir orak yapacağım ve diyor babanızın hayalarını keseceksiniz. Ben bunu anlatırken komik oluyor. Gerçekten şimdi normal şartlarda anlatırken ya deli saçması falan diye ilk zamanlar hani bana da komik geliyordu. Ben bunu ilk bu hikayeleri ilk açıkçası Sevilay Hoca'dan duydum Asteroidlerin Kraliçesi. Çünkü asteroidleri anlatırken bunlar bilinmesi gerekiyor. Mitoloji bilinmesi gerekiyor. Evet, astroloji de mutlaka mitoloji bilinmesi gerekiyor. Aynen öyle. Ya biraz sıra dışı bir hikaye. Değişik geliyor değil mi? Yani Evet. ilgi çekici. Allah Allah diyorsun yani nasıl oluyor bu? Ya aslında var ya Yasemin, şöyle bir durum var. Bu mitolojik hikayeler aslında üstü örtülmüş hikayeler. Yani bunlar tek tek soyulacak. Yani peçesiz işsiz gibi peçesiz kalana kadar soyulması gerekiyor ve derinde asıl manayı bulmak gerekiyor. Yani ben şimdi birazdan size anlatacağım Jüpiter'in beni nereye götürdüğünü anlatacağım ama şimdilik bir çapkın dedeyle baş başayız. Yani Uranüs'le. Bir çapkın bir dede. Karısı da bundan memnun değil. Dolayısıyla çocuğuna diyor ki işte al boru babanın hayalarını kes. Çocuklar da buna cüret edemiyorlar. Tek cesaret eden o Kronos oluyor. Cesur evlat adını geçiyor. Ve ne yapıyor biliyor musun Yasemin? Bir gün babası hatta şöyle geçiyor tarih kitaplarında yine nottan direkt okumak istiyorum. Diyor ki, ve Uranüs gece vakti geldi. Aşk hasreti içinde Gaia ile yatmak istedi. O zaman pusuya yattığı yerden çıkan oğlu sol elini onu yakalamak için uzattı ve sağ elinde o keskin dişli koca orağı tutuyordu. Hızla babasının cinsel organını kesti ve arkasına dalgalı denizin içine doğru onu fırlatıp attı. Tarih kitaplarını tamamen böyle geçiyor. Ve aslında o köpüklerden Venüs doğuyor, Afrodit doğuyor vesaire vesaire. Bunlar çok detaylı, çok güzel aslında. Biz Jüpiter'e gideceğiz. O yüzden Uranüs'ün
Önce bir yok olması gerekiyor. Bunu da ne yaptı? Kronos yaptı. Yani bizim o meşhur Satürn'ümüz yaptı. Kısıtladı. İşte buradan mesela Satürn'ün kısıtlayıcı özelliğini görmüş oluyoruz. Evet, engelleyici özelliği, Aynen. kısıtlayıcı. Babasını kısıtladı. Çoğalmasını engelledi babasının. Yani Jüpiter'in tam tersi yönünde çalışıyor. O yüzden Satürn daraltan, yani yok eden, kısıtlayan gibi çalışıyor. Dolayısıyla ne yapıyor? Tanrılar tahtındaki yerini babasının yerine alıyor. Daha sonra isyan çıkartmasınlar diye de babasının kardeşlerini de cezaevine koyuyor. Onları Tartaros'a kapatıyor, zindana kapatıyor. Sonra Rhea ile evleniyor. Rhea'dan 3 kız, 3 erkek olmak üzere 6 tane çocuğu oluyor. Hesta, Demeter, Hera, ve Hades, Poseidon, Zeus oluyor. Şimdi Kronos böyle babasına bunu yaptığı için, bakın burada da zaten tarih tekerrür ederi görüyoruz zaten. Çok net Evet. görüyoruz. Babasına bunu yaptığı için içsel olarak zaten korkusu var. Çocuklarım da bana bunu yapar mı diye. Bu sırada bir kahin toprak fısıldıyor, yani toprak ana fısıldıyor ya da işte bir medyum, toprakla özdeştiriliyor zaten. Medyum, toprak. Bunlar birbiriyle zaten özdeş cümleler, kelimeler. Toprak fısıldıyor, diyor ki yaptığını çekmeden ölmeyeceksin. Dolayısıyla Kronos Reha ile olan bütün çocuklarını veya doğurur doğurmaz hop yutuyor. Çok ilginç. Tabii Reha da çocuklarının acısına dayanamıyor. Yani yapabileceği de bir şey yok. En son Zeus'u doğurmamak için karnında tutmaya çalışıyor. Uzun bir müddet Jüpiter karnında kalıyor. Daha çok büyüyor yani. Bir gün gecenin karanlığından faydalanarak Reha, İda Dağı diye geçiyor metinlerde. Aslında bazı metinlerde de Girit Adası diye geçiyor. Buraya gidiyor ve çocuğu orada doğuruyor. Onu keçilere falan emanet ediyor. Yani hani ona siz süt verin, onu siz ilgilenin diyor. İlgilenin, Ve bakın. evet, kendisi de bir taşı alıp fundağa sarıp deliyor yani. Götürüp diyor ki Kronos'a, al bu çocuğun diyor, Zeus yani. Hemen Kronos da kundakla birlikte yutuyor çocuğunu, yani kehanet gerçekleşmesin diye. Tabii yıllar Evet. geçiyor, Zeus kudreti ve görkemli etkisini giderek arttırıyor ve yukarıda o tanrılar panteonunda yerini alıp yeryüzünü izlerken aynı zamanda bu dedesinin de yolundan gitmekten geri kalmıyor tabii ki. Ne yapıyor? Güzel tanrıçaların peşine falan düşüyor. İşte burada birazcık Zeus'u insan böyle yadırgıyor. Çünkü bazı mitolojilerde tabii bunu tanrılara düşman olarak göstermek için böyle aktarıldığını söyleyen mitolojik açıklayıcılar da var. Bu tarihçiler böyle açıklıyorlar. İşte tanrıları insanlarla çakıştırmak adına böyle şeyler söyleniyor diye. Ama bariz mesela Zeus'un başka kadınları elde etmek adına kocalarının kılığına girerek yataklarına girdiğini biliyoruz zaten, duyuyoruz bunları. Evet. Burada Zeus'un o güzel yönü ve o ilahi yönü birazcık zedelenmiş oluyor. Dolayısıyla hani bunlarda da bir anlam aramak gerekiyor. Bu şekilde düz mantıkla, bizim o tabularımızla baktığımız mantıkla bakmamamız gerekiyor dolayısıyla. Evet. Zeus işte anlayacağınız böyle devam ederken aslında bu Zeus'un da artık böyle devam etmemesi, yani aslında bazı şeyleri abartması, hani şehveti de abartmak. Evet, her şeyi abartıyor. Evet, abartmış. Büyüteç. Bulunduğu yeri büyütüyor. Evet, abartmak işte buradan geliyor. Yani o sevgiyi, şehveti, aşkı da abartabilir. Her Aslında şeyi. evet, kötülüğü de abartabilir. Yani Evet. dolayısıyla mesela bunu yine astrolojiye bağlayacak olursam, mesela bir fikrin veya bir hazdın saplantılı şekilde gerçekleştirilmesi de Jüpiter'le Evet. ilişkili. Mesela ezoterik öğretmenim her zaman şöyle bir cümle kurar. Yani bu cümle tamamen ona ait. Biraz belki eksiğim vardır. Bir din mensubu, yani bir işte Tanrı inancına böyle sahip
bir insan eğer araştırmazsa, yani o Merküryen kısmını kullanmazsa, çünkü Jüpiter tanrı ve büyüklüktür ama detayı göremez bu sefer de. Hani tümden bakmak Merkür Fanatik. evet. Fanatiklik verir Fanatik. o konuya. Aynen. İşte o yüzden bu canlı bomba vesaire mevzuları da haritada Jüpiter'i baskın olan kişilerden çıkar diye bu Evet. şekilde, evet yani hani gidip kendi kendine din için, ama kendi ne sanıyor? Cennete gideceğini sanıyor değil mi? Ya da ne bileyim kendi inancı neyse, hani onun için o bir ızdırap değil ki, çok mutluluk. Yani ben bu işin sonunda cennete gideceğim. Bana cennet garantilendi deyip hani ölüme gitmek var. İşte bunlar da hep Jüpiter'in o büyütme özelliği. Büyütme Aynen öyle. Ama enerjisi. bunu mesela birinci eve koyacak olursak, yani haritalarda gezdirecek olsam, ne yapar? Kişinin fiziksel görünümünü büyütür. Hani Evet. 9. evde dini inançlarını büyütebilir, ya da 4. Evet. evde fanatik bir aileye düşkünlük verir, ya da 6. evde aslında hastalıklarını büyütebilir, 10. evde Büyütebilir. kibir yapabilir değil mi? O Evet. konumdan dolayı kibre sahip olabilir. Evet. Yani Birinci evde yükselende kilo aldırabilir. Onun dışında. evet, yani yani doğal olarak hani Jüpiter aslında büyütme, yani Evet, tam bir büyüteç yani. evet, yani hani Merkür'ün de burada açılarının ve yerleşiminin iyi olması gerekiyor. Haritada bir Jüpiter vurgusu varsa aynı şekilde Merkür vurgusunu da isteriz. Venüs'le birlikte mesela konuşacak olursak, uyuşturucu, yiyecek içecek düşkünlüğü, Jüpiter çünkü büyütüyor ya, hani Abartır. evet abartacak yani bu. Zevk. Evet, zevk, haz, bedensel değil mi? Tensel olacak Evet. hazları ve buna çok düşkün olacak. Bunu abartacak. Evet, belki para harcamada Evet. Şimdi mitine devam edecek olursam. abartacak. Şimdi Zeus yukarıda oturuyor ya. Tabii. Aşağıdaki işte olup bitenleri izliyor ve Kronos'un bu sıkıntılı ve Kronos'un bu zalimliğini, yarattığı sıkıntıyı görünce diyor ki ben bu adamı artık baş kaldıracağım. Artık zamanı geldi diyor ve Uranüs'ün, yani dedesinin erkek kardeşlerini zindandan çıkartıyor. Hani Kronos onları da kapatmış diye, baş kaldırmasınlar diye. Gidiyor onları zindandan çıkartıyor. Ve o büyük babaları diyeyim, yani büyük babanın kardeşleri yani. Buna büyük güçler veriyorlar. İşte eline bir kılıç veriyorlar. Bir asa, hani yıldırım, o elindeki asayla hep simgeleniyor ya. Diyorlar ki al madem öyle biz de senin arkandayız diyorlar. Zeus gidiyor babasının karnını kesip bütün kardeşlerini kurtarıyor karnının içerisinden. Ve babasının da saltanatına son veriyor. Bütün alemin kralı olmak varken, bak burada çok ince. İşte burada sevmeye başlıyorum. Yani Nokta aslında burada başlıyor. bütün kainatın kralı olabilir, ilah olarak tapılabilir yani. Ama ne yapıyor biliyor musun? Diyor ki kardeşlerim, sen denize, sen yer altına, ben de gökyüzüne. Yani ben burayı tek başıma zaten yönetemem. Yani benim böyle bir amacım da yoktu. Sizler işte Hades'i yer altına veriyor. İşte Poseidon'u denizler tanrısı olarak atıyor. Dolayısıyla aslında Jüpiter'i biz ödüllendirme veya korkunç kaderlere mahkum etme olarak da görebiliriz. Yani babasını korkunç bir kadere mahkum etti, karnını yardı, öldürdü. Yani dolayısıyla aslında en büyük icil, bunun bir de zıt yönü, en büyük gazap getiren de olabilir yani Değil mi? Jüpiter. Ama tabii buradan da bunu hani yapmak için de bizim madde alemimizde avukatlar ve yargıçlarla ilişkilendiriyoruz biz Jüpiter'i. Hani 9. ev yüksek mahkemeler o yüzden. Evet. Evet. Ama dediğim gibi işte o küçük detayların o büyük bir yükseklikten fark etmenin zor olduğunu unutmamamız gerekiyor. O yüzden pratiklik ve küçük şeyleri görmek, o uzaktan bakıp o küçük detayları görmek için dediğim gibi bir Merkür'e ihtiyacımız var. Şimdi dağın başında oturan bir tanrı derken hiç hız kesmeden
Jüpiter'le ilgili bir yazı çıkarmıştım hermetik astroloji eğitimi alırken. Bunu açmak istiyorum Yasemin'cim, müsaadenle. Tabii ki de büyük bir Sen... keyifle dinliyoruz. Çok, çok teşekkür Yani ediyorum. bu arada sorularınız olursa Aynur Hanım'a sorabilirsiniz. Evet, soruları alabilirim. Yani Jüpiter'le ilgili, Jüpiter'i çok seviyorum. Jüpiter'le ilgili sorular astrolojik olarak alabilirim. Yani mitolojik olarak çok haddim değildi bu konuşmaları yapmak ama çok sevdiğim için aktarmak istedim gerçekten. Şimdi şöyle bir durum var. Şimdi Jüpiter ezoterik astrolojide çok beni çok etkileyen yönü bu. Ben Jüpiter'den bu ezoterik hermetik astroloji dersinde çok etkilenmiştim. Bütün İbrani harflerini öğrendik. Dolayısıyla Kabala öğrendik yani aynı zamanda. Bunu astrolojiyle birleştirdik. Aleph'ten başlıyoruz. Yani yaratımın temeli yani ruhundan üfledi Aleph. Hani o dedi. Yani ışık olsun dedi. Aleph'le başlıyor. Ve yani en önemli İbrani harflerinden birisi Alef olması gerekirken benim için Kaf harfi mesela. Şimdi Kaf harfi çünkü Jüpiter anlamına geliyor. Yani İbranice de Jüpiter Kaf yani kap diye yazılıyor. Kaf harfiyle temsil ediyor arkadaşlar. Ve Kaf'ın kökü K'dan geliyor. Hani senle de konuşmuştuk ya Kabara. K işte yani Jüpiter ama K yani K ile başlıyor. İnsanı meydana getiren aslında dört elementi anlatıyor. Şimdi sembolüne de geleceğim. Simgesi de çok gerçekten manidar. Bende böyle şeyler açığa çıkarttı aslında. Yani sizler de mesela dinleyen arkadaşlarım için de söylüyorum. Mesela buradan başka bir şeylere de yürüyebilirler. Yani burayı biraz daha derinleştirebilirler. Çünkü tasavvuf işte böyle Evet, ezoterizm tasavvufta da derine mi? merak ediyorum. Senin bu konuda da bilgin var. Yani çok derin aslında. Ben Evet. biraz daha yüzeyselim. Sen beni biliyorsun. Ay ikizler yüzeysel hemen çok derine girmeyi çok sevmeyen birisiyim ama Jüpiter'de nasıl olduysa böyle Çok derinleştirmedim. derinleştin sen. Çok Evet. derinleştin o konuda. Evet, Jüpiter'i çok seviyorum. Dediğim gibi bu K dört elementle ifade ediliyor. Ateş, hava, toprak, su. Ve Jüpiter'in sembolü nedir? Böyle yukarıdan aşağıya böyle kavisli inen yatay ve dikey çizgi değil mi? Yani o dört elementi içerisinde barındıran bir tutucu var orada. Bir mızrak gibi, orak gibi bir yarım ay var. Burada aslında biz ezoterizmde dört element yani çarmıh gizemleri yani sürekli çardan bahsedilir bir ezoterizmde. Hani İsa'nın da bu çarmıha gerilmesi aslında bu çarmıh bir gizem yani dört bir gizem aslında. Evet, Yani ikide haritamızdaki ana akslar, bir evet. natal haritadaki ana akslar. Aynen öyle. Bu arada yani çok kısa parantez açacağım. Bir çok sevdiğimiz bir klasikçi öğretmenimiz bu yer merkezli değil de güneş merkezli harita analizi yapıyor. Benim henüz daha şeyim yok, bilgim yok ama ilgi alanıma girdi. Mesela biz normalde yer merkezli harita kullanıyoruz ya. Biz kafamızı kaldırıp güneşi ve gökyüzünü haritada görüyoruz. Ama o güneş merkezli, galaktik merkezli astrolojide o dünya işaretini de yani bu dört element dediğimiz işareti de haritaların üzerinde kullanabiliyoruz. Bu da benim yeni ilgi alanıma girdi. Çok ilginç bir bakış açısı. Yani buradan da bir şey çıkartabiliriz dolayısıyla haritamızda koyarak o dört elementi. Ama Jüpiter dediğim gibi dört element bir de yanında böyle bir kavisli bir şey var. Çizgi var. Bu da neyi anlatıyor biliyor musunuz? Aslında tevazuya gelmiş bir baş demek. Ne zaman o dört element dördü birden toplanıp o içindeki merkezi harekete geçirirse. Yani genelde aylar şeydir böyle hissel'dir, soyut olanlardır ve dört elementler somutsaldır. Yani madde alemini mana alemini anlatır. Ay benzeri şeyler.
Diğeri de madde alemini anlatır. Dolayısıyla Jüpiter'in simgesi gerçekten araştırılmaya değer. Ayrıca İbranice'de Jüpiter aslında bu arada Jüpiter şöyle çiziliyor. Kaf daha doğrusu şöyle çiziliyor İbranice'de. Ya yani şöyle bir şeyi var. Sembolü var. Ve avuç içi anlamına geliyor. Bak buradan nereye bağlayacağım Yasemin? Çok ilginç. Şimdi dini ritüellerde biz böyle avucumuzu açıyoruz ya hani ya da ne bileyim böyle imgeleme yapıyoruz avuç içinden böyle hani enerji gönderiyoruz ya işte Dua ediyoruz ellerimizi. bunlar Jüpiteryen şeyler aslında. Evet. Yani sözle büyü yapmak Ay ve Merkür'ün işidir. Ama ellerle enerji yani tamamen vücudun o avuç içine enerjinin avuç içiyle gönderilmesi. Mesela biz Tanrı'ya elimizi açarız. Bazen kafamızı kaldırmayız bile. Evet, direkt Evet, avuçlarımızdan. avucumuzu açıp kafamı. Yani ben kendim şahsen hakikaten çok uzun süre böyle kafamı kaldırıp da böyle yapmadım yani. Hani şimdi saygıdan belki de kafamı kaldırıp bakmak istemiyordum yani bilemiyorum bunu. Ama genelde hani anneden babadan da böyle gördüğümüz için böyle öğrendik yani. Ve bunlar beni çok etkiledi. Jüpiter'le özellikle bağdaştırılması çok etkiledi. İşte bu Jüpiteryen eylem şifalamak ve o yüzden aynı zamanda rahipler ve din adamlarını anlatıyor Jüpiter. Hani ilahi yönü buradan geliyor aslında. Çok güzel, E, çok İşte Jüpiter'in aslında dinler ve fanatizmle ilgili sınavlar vermesi de bu sebepten kaynaklanıyor. Neden biliyor musun Yasemin? Bak ben güzel. kendi kendime bazı yerlerde kızıyorum. Evet hepimiz adalet arayışı içerisindeyiz. Ben biraz daha bu konuda işte haksızlığa uğradım. Bu böyle olmamalıydı falan filan. Bu aslında Tanrı'nın işte Jüpiter'in daha doğrusu o haritamızdaki düşük yerleşiminden bu isyanlar. Benim biliyorsun Jüpiter'im retro 6. evde yani. Bir Jüpiter retro olarak özellikle din konularında sürekli ben kızıyorum mesela sürekli bir şeylerin hani din tüccarlarına özellikle çok kızıyorum. Her Ben zaman de çok zaten bir kızıyorum. Bu savaş arada benim de Jüpiter'im akrep ve retro. çok güzel. Bu arada biz 120'lik atıyor birbirlerine o zaman. Bak Evet. trine yapıyor yani. Biz din konusu üzerine konuşalım Yasemin. Bence de. Tanrı'na güvenin. Jüpiterlerimiz bunu destekliyor. Dolayısıyla şimdi bu dünyadaki adalet koşullarına bakarak şu yaşadığımız küçücük alan var ya hani doğduk ölüyoruz alan var ya hani kocaman bir ilahiyle değil de küçücük alanla bakarak aslında biz adaleti kendimiz sağlamaya çalışıyoruz. O yüzden bazen bu dini terörizme kadar gidebiliyor ya da dini fanatikliğe ya da tamamen reddetmeye gidebiliyor. İşte benim ortasını bulamadığım durum bu. Yine Jüpiter'in Abartıyoruz işte. Yani bunun retrosu da bizi aslında etkiliyor. Yani onu araştırmaya, o bakış açısına sahip olduğumuz için belki başka insanlara bu da abartılı geliyor olabilir. Yine işte burada bir büyüteç etkisi yapıyor. evet, yani şöyle aslında mesela Jüpiter içerisinde o abartıyı da o sönüklüğü de taşıyor. Çünkü Evet. mutasıflar şöyle demişler. Tüm insanlarda yani Jüpiter'in bulunduğu tüm insanlarda ya da Jüpiter seviyesine çıkan insanlarda ya da Jüpiter'i tanımlayan artık anlayan ya da Jüpiter'in içinde diyeyim artık bunu kendinizi hangi versiyonda görüyorsanız ya da Jüpiter'i hangi arketiple tanımlıyorsanız bu kişinin içerisinde. Aslında Celal de, ben sende görüyorum Jüpiter'i. Celal de, Cemal de içerisinde diyor o mutasavvıflar. Jüpiter'le ilgili ve Jüpiter'in arketipiyle ilgili. Yani cismani sır ve ruhani sırrın bir arada olduğu yer olduğu söyleniyor Jüpiter makamının. Şimdi bu da aslında insanın ya da Jüpiter makamının diğer yaratılmışlarda farklı ve üstün olduğu halifelik makamına denk geldiğini söylüyor. Bu İbni Arabi'nin 3 seriden oluşan bir kitabı var. Kitabın adını valla şu an unuttum. Çok harika bir kitap gerçekten. Ben bu işe ilk başladım yani tasavvufa ilk girdiğimde
okuduğum kitaplardan. İçerisinde bazı komik gelen tabii ki şeyler var yani. Çok ayrıntıya girmiş benim gibi. Çok ayrıntıya girmiş. Buna da gerek yoktu falan filan dediğimiz şeyler var ama gerçekten Jüpiter'le ilgili orada da çok güzel bilgiler bulabilirler. Ben yine bana açılan bir vakadan bahsedeceğim. Şimdi Tabii. ben İbranice'de kaf dedi ya. Şimdi ben Arapça biliyorum zaten. Hani küçük yaştan itibaren camiye gönderilenler arasındanım. Hatta kapanıp tarikate katılanlardan arasındanım. Sonra tabii ki orta yolu bulmaya, dengeye gelmeye vesaire vesaire çalışırken bu hale geldim. Daha ne kadar dönüşürüm, nereye giderim, ne olur ne olmaz bilemiyorum yani. Ama şimdi Arapça da bildiğim için İbranice'yi öğrenmem çok kolay oldu ve ben bunları bağlarken İbranice'de kaf, Arapça'da da kef. Yani evet ve kef eğilmeyle ilişkili bir durum olarak çıkıyor. Bakın isim vermeyeceğim. Din gerçekten çok zor bir alan. Orada gerçekten şey oluyor böyle kişiyi şey yapıyorlar, çok yüceltiyorlar böyle tapınırcasına olduğu için isim vermeyeyim ama benim de hoşuma giden birisi var ve onun tefsirinden alıntı bir cümle kefle ilgili konuşuyor. Diyor ki eğilmeyle ilgili çünkü Arapça terminolojisini okumuş kişi, tabii ki teoloji okumuş, dini okumuş ve Kur'an'ı anlamak için Arapların o zamanda yaşadığı tarihteki gelen olayları bile bilmek durumunda yani kişi. Dolayısıyla kefin eğilmeyle ilişkili olduğunu söyledi. Evet. Ve kef Muhteşem. aynı zamanda mağara diye tefsir ediliyor. Bak nereye geleceğim Yasemin. Yani nereden nereye? Evet, çok enteresan. Bunu ben de bilmiyordum. Bu kef diye temsil ediliyor, tamam mı? Kef de mağara diye temsil ediliyor ve ben bunu nasıl, ama burada bir eş zamanlılık var. Hakkını yiyemeyeceğim. Eda'dan bahsetmek durumundayım. Ben böyle İbranice'ye kafa takmışım, böyle tasavvufta gömülüp kalmışım ki Eda da o zamandan sonra tasavvufa giriş yaptı ve hala çıkamadı. Mesela astrolojiye yönelmedi bu sebepten dolayı. Astrolojiden uzaklaştı tamamen tasavvufa. Hani ikisini bir arada yapmadı. Ben de o zamanlar astrolojiden uzaklaştım, iyice ezoterizme gömüldüm. Ve ben bu kafı falan konuşurken bana dedi ki aşkım ben aynen böyle dedi. Aşkım ben dedi senin bu durumun için dedi Mevlana'nın Mesnevi kitabı var ya da orada Divan-ı Kebir mi vardı elinde bilmiyorum. Dedi ki bir şey açtım ve dedi sana dedi bir mesaj bu dedi artık ister al bu mesajı ister alma. Yani burada dedi mağaradaki gençlerden bahsediyor dedi. Mağaradaki gençler derken Kehf suresine karşılık geliyor. Yani Eda'nın burada payı var. Benim açıp da mağara ne demek? Aa ben de kafı zaten bakıyorum. Bu Kef mağara ve Jüpiter peygamberlik bilinci. Yani peygamberler Hristiyan geleneğine göre biliyorsun Mesih mağarada doğuyor. İslam dininde peygamberlik hadisesi nerede oluyor? Mağarada gerçekleşiyor. Ashab-ı Kehf kıssasında mağaranın ortasında yaşanan dönüşüm sürecini anlatılıyor. Şimdi tam olarak ayet şu Yasemin, Kehf suresinde 16. ayette. Bak Jüpiter'den bilgiler var burada çok ilginç. Diyor ki 16. ayette mağaraya sığının ki Rabbiniz size rahmetini yaysın. Bu Yayın. kadar güzel. Bak buradan hemen kelimeleri zaten bizim refer ettiğimiz kelimeler vardır gezegenlere değil mi? Merkür, Evet. tüpraş hayvanlar, işte kediler, köpekler, konuşmak, aktarmak, defter, kağıt bunların hepsi Evet, Merkür'ün Mert. başlığı altındadır. Jüpiter'in başlığı altında yayılmak. Yani başta ayette zaten diyor ki mağaraya sığının Rabbiniz size rahmetini yaysın. İşinizde sizin için fayda ve kolaylık sağlasın ki Jüpiter'in bolluk, bereket, Bereket, genişleme ve kolaylık da. yayılma. Evet. 17. ayette de diyor ki mağaraya sığındılar. Orada güneşin doğduğu zaman mağaralarının sağına vurduğunu, batarken de onlara dokunmadığını, sol taraftan geçip gittiğini görürsün. Onlar ise fi fecvetin deniyor Arapçada. Tam ortası demek. Yani orta
Onlar ise mağaranın ortasındadırlar diyor. Burada bak güneşin bile Jüpiter'in makamına ulaşamadığını aslında söylüyor. Yani güneş başka bir şey, Jüpiter başka bir şey. Yani Başka bir bir üst şey. versiyonu olduğunu anlatıyor aslında. Çok ilginç. O yüzden aslında burada birazcık negatif anlamda bakacak olursam yaşam uzuyor değil mi? Mağaraya giriyor gençler. 300-500 yıl yatıyorlar, uyuyorlar yani bir insan ömrü hadi 100 yıl olsun. Hani doğumun 70 yıl olması gerekiyor ya. Hani negatif anlamda yaşamın uzaması, kontrolsüzce bir genişleme, kontrolsüzce çocuk istiyor mu ki orada yatmak yani. Hani tabii bu Yok, bizim hayır. bilincimizde. Hani onun içerisinde daha farklı manalar vardır muhtemelen. Ama benim hani gördüğüm kadarıyla hani anlatmak istediğim şey pozitif anlamdaysa aslında aniden hani emir geliyor şu mağaraya girin diyor. Ve köpekleriyle birlikte gidiyorlar mesela. Hani pozitif anlamda bir değişim ve bu değişim sürecini anlatıyor. Yani sonuç itibariyle ölüm ve tekrar doğumu da anlatıyor aslında bu sure. İyice bakacak olursanız. Evet. Diyor ki çünkü bakın ayette son sözüm Yasemin'cim kusura bakma. Ben Çok keyifle heyecanlıyım. dinliyorum. Çok keyifle dinliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi ayette diyor ki hani güneşin sola doğru makaslayarak ya da sağa doğru makaslayarak geçmesi aslında ve şöyle onlar diyor uyurlar ama siz uyanık sanırsınız. Yani tam olarak ayet bu şekilde geziyor. Yani diyor ki siz onları uyanıklar. Onlar uyanık oldukları halde sen onları uykuda sanırsın diyor. Yanlış bir şey söylememek için notlarımı karıştırdım. Normal şartlarda özellikle böyle cümleleri okumak istiyorum. Çünkü yanlış bir aktarım şey yapmak istemiyorum. Diyor ki ayetin 18. ayette onlar diyor uyanık oldukları halde sen onları uykuda sanırsın. Burada da aslında bizim uykuyla uyanıklık arasındaki fark, bakın 300 yıllık bir uyku olur mu? Yani kesin bir şey de yok zaten. 300 yıl, 1000 yıl, 1000 yıl diyenler var. İşte 5 kişi diyenler var, 6 kişi diyenler var. Yani burada aslında şuna da vurgu yapıyor. Zaten surenin içerisinde de var. Hazreti Musa ile Hızır kıssasına vurgu yapıyor. İşte Musa peygamber değil mi? Yani peygamber aslında o Jüpiter makamı şimdi bak nereye geldik? Peygamberin de aslında sonu yani peygamberin de kendi içerisinde veçeleri var ya hani Evet. şey gibi düşün. Hani bizim içerimizde 7 tane çakra olduğunu düşün. Mulatara çakra işte kök çakra ya da svatthana çakra işte ikinci çakra yani sakral çakra. Sakral çakranın içinde kök çakra yok mu? Var. Evet. Ya da manipura çakra. Manipura çakraya geldin diğer çakraları hissetmiyor musun? Ya da onların çalışması engel mi buna? Onlar da düzenli çalışacak ki bir üstte. Bu da işte makam da bu şekilde. Yani Jüpiter'in de kendi içerisinde 1, 2, 3, 4, 5 diye seviyesi var. 7 seviye. Ayın da kendi içerisinde. Yani ayın da kendi içerisinde hani ay dediğim sakral çakra. Sakral çakranın da kendi içerisinde tık 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 o makamı var. O Makam. manipuraya evet göbek çakrasına yani solar plexüse geçmeden önce kendi içerisinde açılması gereken şeyler var. Çarkılar var. Çark diye geçiyor zaten Hinduizm'de o Hint metinlerinde. Çakralar aslında dönen şeyler. Tekerlek diye geçiyor hatta Tekerlek, bu evet. açıkçası. Evet tekerlek diye geçiyor direkt yani. Dolayısıyla burada Musa ve Hızır kıssasında Musa nedensellik ilkesinde yani dualitede hala farkındaysan ama Hızır diyor ki Evet. bana sorma. Çünkü diyor sen benim yaptıklarımı kavrayamazsın. İşte Jüpiter'in de aslında bazen çok ver diyor. Allah buna niye çok veriyorsun? Bundakiler bende olsa şimdiye neler yapmıştım dediğimiz ya da neden işte şöyle oldu dediğimiz bizim anlayamadığımız bir çerçeveden bahsediyor Jüpiter'in içerisinde. O Evet. Kaf suresinde çok fazla ne kadar perdesini açarsak açalım mutlaka bir perdesi olacaktır diye düşünüyorum. Bilmiyorum şu anki bilincim o şekilde düşünüyor yani. İleride ne olur ne biter bilmiyorum.
Dolayısıyla yani burada güzel bir tasavvuf hikayesi var ve buradan inşallah ışık olur, başkaları da başka şeyler çıkartabilir. Daha derinini benimle paylaşabilirler ya da seninle paylaşabilirler ya da bu gönderinin altına yorum olarak yazabilirler. Bu arada Soru sorular var mı? sorabilirler. Yok, şu anda soru yok ama sohbetimizin çok keyifli olduğunu söyleyen arkadaşlarımız var. Müthiş bilgiler paylaştığını söyleyen arkadaşlarımız var. Keyifle gidiyor. Ay çok teşekkür ediyorum. Çok seviniyorum böyle duyduğum için. Gönül ister ki benim öğrendiğim kaynaklarla iletişime geçip yani hep birlikte bu kaynak ben de sizinle birlikte şöyle bir yap. Çünkü ben bunları dinlerken hakikaten böyle özellikle mesela Buket hocamın biliyorsun ağzından bal damlar ilk öğretmenimiz ikimizin de. Evet. Genelde Kulaklarınız derslerinde çınlasın. ben böyle hayran hayran yani hani istiyorum ki bu arada Buket hocamı da davet edelim mi? Yani seni kırmaz Ay muhtemelen. bilmem, kabul ederse neden olmasın? Çok mutlu olurum, çok heyecanlanırım. Valla ben Çok de mutlu olurum. çok isterim. Hani bir ara böyle yani beni de alırsanız sevinirim aranızda. Yoksa da ben de sizi dinlemeyi çok isterim yani ikiniz bir Ay arada. olur, inşallah. Bilmiyorum, bir davet edelim bakalım, inşallah kabul eder. Gurur duyarım, onur Evet. duyarım. Yani onunla yayın yapmak ne demek? Evet, çok güzel değil mi? Hocalarımızla inşallah yayın yaparız. Hepsi çok kıymetli, hepsi çok değerli bizim için. Evet, aynen öyle. Evet, yani benim aslında anlatacaklarım bu kadar. Var mı sormak istediğin? Yani ekstradan bir sorusu olan varsa ya da senin sormak istediğin bir şey varsa. Benim sormak istediğim böyle şöyle bir şey var. Mesela bu bazı haritalarda Ay Jüpiter korumacılığı oluyor. Güzel açıları oluyor. Az evvel de söyledin işte, hani bizim anlayamadığımız bir konu oluyor. Bu nedir? İşte ona niye, işte bu kadar varlık var da bana niye yok manasına geldiğimizde bunu iyileştirmemiz için bir nasıl desem? Remedi gibi bir şey mi Evet, istiyorsunuz? remedi gibi bir şey var aslında. Yok, onu ben de biliyorum ama böyle çok küçük bir şey. Bazen ben de bu Ay Jüpiter koruması olmayan danışanlarıma veriyorum. Hatta bu bilgiyi bize Buket hocamız vermişti. Muz hediye etmek Jüpiter'i kuvvetlendirir demişti. Hatırlıyor musun o bilgiyi? Bu sadece şey Jüpiter'le diğerleriyle de ilgili vermişti. O Evet, okültizm dersinde yanılmıyorsam almıştık bunu. okült dersinde. Evet. Evet. Yani deftere bakmam gerekiyor. Yani Jüpiter'i ve Muz'u hatırladım ama hani diğer gezegenle Ay'la ilgili de vanilya kokusu diye hatırlıyorum. Yani Evet, dedim evet. Bak şimdi ben de hatırladım. Yani böyle şey, hani ayımızı veya Jüpiterimizi şifalandırmak için gittiğimiz yerlere hediye, işte hasta ziyaretine gittiğimiz zaman böyle muz hediye alıp getirebiliriz. Bu evet. çok güzel faydalar sağlar. Ve böyle Ay Jüpiter 120'liği işte olan, 60'lığı olan tanıdıklarımız varsa hemen onlara böyle yaklaşıyoruz, yanaşıyoruz. Onların şansları bize de değsin diye. Ay evet, o işte Buket Hoca da o var. O fazlalık da Buket Hoca da var işte. Muhteşem. Biz hocamıza hiçbir şekilde bırakmıyoruz zaten. Böyle ona yapışık kaldık. Evet. Ama güzel, değil mi? Evet, ama belli ediyor kendisini. Yani o haritadaki o açı gösteriyor kendisini Buket Hoca'da da. Evet Jüpiter yani hani ben de tekrarlamak istiyorum. Arkadaşlar hani bazı insanlarla iletişime girdiğinizde işte bu benim enerjimi düşürdü. Ya bu da ama çok enerjik geldi. İşte bu kişi dükkana girdi şansımız arttı denilen kişiler var. İşte onlar Jüpiter'le haritada güzel yerleşimde olanlar veya 120'lik açısı bol olanlar yani Jüpiteryan açısı bol olanlar özellikle benefik gezegenlerle Jüpiteryan açıyı gösteriyor. Dolayısıyla böyle kişilerle gerçekten hani yan yana olduğunuzda sizin de enerjiniz yükselir ve şans sizi bulur arkadaşlar. Gerçekten. Muhteşem. Muhteşem bir bilgi gerçekten de. Jüpiter bir de böyle güzel açılarında o hissiyatları verdiği gibi rüyaların da çıkmasına
vesile oluyor diye biliyorum ben. Evet Var evet. mı böyle bir 9 ve 12 hani kendi rüyalar ve bilinçaltı evi ya hani oraları da yönettiği için yani hani mantık soracak olan arkadaşlarımız varsa mantığı bu. Hani 9. ve 12. ev bir de gerçekten tanrıların tanrısı Zeus'un direkt bir tanrısı. üstten veriyor yani bilgiyi üst makamdan Evet. rüyalar aracılığıyla veriyor bilgiyi. Hani balık burcu zaten kolektif bilinçaltını ya da bilinç dışı da diyebiliriz artık. Bunu nasıl bilinçaltı, bilinç dışı ikisi aslında aynı kapıya çıkıyor. Temsil ettiği için biz aslında Jüpiter'in oradaki yerleşimiyle ya da 12. evdeki yerleşimiyle genelde biz rüyalardan bilgi alırız. 9. ev haberci rüyalardır ama çok aklımızda kalmaz haberci rüyalar. Çünkü anlık gelir ve unuturuz ki biz onu. Yani ben çok görüyorum haberci rüyalar ama kalkıp not alamıyorum uyku ağırlığından. Hani ama 12. ev zaten o sana bildirmek için gelir. 12. ev Jüpiter'i. Şunu anlatacağım yani. Şimdi bu bilinçaltı ya da bilinç dışından enerjiyle bağlı olduğumuz için Jüpiter'de 12. evde olduğu zaman, hele de balık burcunda olduğu zaman o bilinç dışıyla bağlantı daha güçlü oluyor. Bu arada Neptün Ay 120'liğini de söylemiştik değil mi? Yine bilinçaltı ile bağlantılı yani belki dinlemeyen arkadaşlar vardır. Bunlar hani bariz açılar. Yani bunun gibi bir sürü şey var ama notçulara bakmak gerek. Yani açılar dersinde bu bilgileri veriyoruz zaten arkadaşlar ama genel olarak hani haritaya baktığımızda aklımıza geliyor ya da öyle söyleyeyim hani haritaya bakıyoruz işte Neptün şunu açı yapmış mesela Neptün Venüs açılarını pek olumlu bulmayız yani ya da ne bileyim hani Neptün'ün 7. evdeki yerleşmesi çok bariz bir şeydir yani ilişkilerde aldanma veya adamı farklı bir idealle görme ya da idealize etme yani hayalindeki adamı karşıda tasavvur etme ama gerçeklerle yüzleşince yıkılma mesela. Jüpiter'in de 7. evi mesela 7. ev yerleşimi arkadaşlar hani artık mitini ve adam ya da kişi her tanrı ya da neyse neyi ifade ettiğini bildiğiniz için onu o eve yerleştirdiğinizde mantığını çözersiniz. Bak 7. evde Jüpiter ilişkilerde bolluk ilişkilerden yana şansınız var demek ya da evlilik yani evlilik verir yani flört verir gibi gibi. Yani bulunduğu alanı yeri geldiğinde çok iyi bir şekilde ne yapar? Hem genişletir, hem ilerletir, hem orada büyük bir açılımlar olmasını sağlar. Ama bir taraftan da büyüteç etkisi göstererek burada olumlu veya olumsuz kavuştuğu gezegenlerle birlikte bizim doğum haritamıza bu etkileri de yansıtır. Yasemin bir de Peki. bir dipnot vereyim mi? Tabii. Şimdi Çok mutlu Jüpiter olurum. su evini yönettiği için yani sen de biliyorsun zaten de yani unutuyoruz böyle şeyi. Bazen birbirimize hatırlatmamız iyi geliyor yani. Evet. Su Maalesef. evleri aslında bizim feda ettiğimiz evler. Yani Jüpiter'in evi de öyle. Aslında feda ettiğimiz yer alan. Benim de 6. evimde balık burcunda. Yine kendi yönettiği bir burçta ama hani 6. ev olduğu için ASC'yi görmüyor ve Jüpiter'im de retro oldu. Bak senin de su evinde olduğu için hani bazı zenginlikleri feda etmek durumundayız. Hani bu dipnot olarak kişilerde böyle bir kalsın istedim. Yani su evleri ve yani Jüpiter'in retro olması bazı bollukları, bereketi göz göre göre itmek yani feda etmek, vazgeçmek, Evet. feragat etmek demek aslında. Evet. Bugün bir danışanımda vardı böyle bir durum. Özellikle kendisine tembihledim. Aynur'cum bir sorumuz var. Gülşah Hanım sormuş. Neptün Jüpiter ile üçüncü evde kavuşuyorsa ne gibi bir etki verir? Bir dakika, sorudan önce Gülşah soy ismi ne? Gülşah Köksal. Ya hocam, hocam gelmiş bak.
Yemin ederim hocam gelmişim. Jüpiter Neptün üçüncü evde mi? Evet. Kavuşum yapıyormuş. Şimdi hangi burçta olması gerçekten önemli aslında? Hatta bir üstte de yazmış güne yay düğümü yay Neptün Jüpiter kavuşumu üçüncü evde. Güney ay düğümü de mi oradaymış? Evet. Yayda yani hepsi. Hı. Ha, geçmiş. Şimdi kadersel olarak yani bunu da atalardan akan. Geçmiş yaşam diyecektim ama demeyeyim. Karmaya çok girmeyeyim. Düştük mü? Yoksa ben tek mi kaldım? Şimdi arkadaşlar arkadaşımın düştü galiba. Ben şuradan bir saniye bir açayım. Sorularınızı ben göreceğim bir saniye. Aa. Arkadaşlar şeye YouTube linkine girip bağlanamıyorum. Acaba beni görüyor musunuz? Onu da bilmiyorum yani. Ben bir saniye. Hala canlı yayında olabilirim. Devam edeceğim arkadaşlar. Hala canlı yayında olabilirim. Bilmiyorum ama bakacağım şimdi. Çünkü Yasemin'ciğim kendisi açmıştı. Sizin sorularınızı o geliyor, görüyordu. Ha. Açtım arkadaşlar. Ben yayındaymışım. Yasemin gitti. Evet, Gülşah hocam demiş ki benim Jüpiter yay Güney ay düğümü yay Neptün kavuşum. Şimdi üçüncü ev zihni anlatıyor ya hocam. Şimdi Güney ay düğümü orada aslında bu bilgiler var ya sizdeki. Sesim geliyor mu bu arada? Sesim geliyordur inşallah. Tamam, sesim de geliyor galiba. Bir problem yok. Tamam. Şimdi yay burcu genişlemekle alakalı Güney ay düğümü de o genişliğin abartılı şekliyle bir de Jüpiter de orada yani yöneticisi de orada. Oradaki tek problem Neptün'ün tabii onu da aşana kadar aştıktan sonra o da zaten coşturur. Oradaki tek problem gibi görürsek problem ama tabii ki Neptün'ün her zaman bir süsleyici puslayıcı özelliği var. Yani burada yapabilecek hiçbir şey yok. Orada birazcık zihin karışıklığı verir. Yani hani özellikle liseye kadar olan zamanda zihin karışıklığı vermiştir diyeyim. Daha sonra artık oradan birazcık daha açılmıştır. Yani birazcık daha o durum açılmıştır. Yani 9. eve artık demek ki Kuzey Ay düğümü ikizlere gideceksiniz. Yani şu an yaptığınız şey var ya hani o büyük bilgiyi, mitoloji ve tarih yani evreni anlatıyorsunuz ya siz bize. Yani gerçekten mitolojiyi sizlerle birlikte seviyorum. Siz bize evreni anlatıyorsunuz ve o evrensel bilgiyi bizim anlayacağımız şekile getirmek var ya. İşte Kuzey Ay Düğümü ikizler olarak atfediliyor. Yani siz aslında Kuzey Ay Düğümü ikizleri gerçekleştirmiş oluyorsunuz bu durumda. Ama dediğim gibi yani üçüncü evdeki Jüpiter kuzenlerin ilgi ve alakalarını büyütür. Aynı zamanda Neptün orada olduğu için kuzenler tarafından yok sayılma, yokluk olarak ifade edilebilir. Güney ay düğümü orada, güney ay düğümü cebimde getirdiklerimi anlatır. Yani karmik olarak yorum yapacak olursam geçmiş yaşamda bir keşiş olduğumu gösterir. Yay çünkü Jüpiter de orada. Hani bu diğer gezen şeyler var ya bilgeler, bilgelikle alakalı çünkü Jüpiter rahiplikle. Hatta konusunu yapıyoruz ya Rahibe Teresa. Güney ay düğümü yay. Üçüncü evde yani kısa. Üçüncü ev biraz problematik bir evdir. Yani bir köşe ev kadar performansını gösteremediği için biraz şeydir orası. Hani çok rahat çalışmaz. Onları ama aştığınızı düşünüyorum. Öyle görünüyor çünkü.
Dolayısıyla başka yani Jüpiter 3. evde dediğim gibi kuzenler ve kardeşlerde çokluk, bolluk ama Neptün de burada bir o kadar sisli puslu bir enerji yaratır. Veya şöyle de yorumlayabilirim. Neptün de ilahi kaynağı anlatıyor. İlahi bilginin size küçük yaşta aktığını veya ilahi bilginin kuzenler tarafından size ya da kardeş doğduktan sonra kardeşiniz var mı bilmiyorum ya da kuzenleriniz var mı bilmiyorum ama mutlaka bu üçüncü ev Neptün'ün de kuzenler ve kardeşlerle ilahi bilgi konuşması verir. Yani biz işte kuzenlerimle toplanırız, felsefe konuşuruz. Ya da kardeşlerimle biz felsefe konuşuruz. Mevzusu Neptün üçüncü evdir yani. Bu şekilde başka sorusu olan var mı? Yasemin de gelmedi daha, gelemedi. Herhalde ben kapatacağım. Sorusu olan var mı? Hocam sayenizde hocam teşekkür ediyorum. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Şu an zaten 9 arkadaşım izliyormuş. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.